Sevgili dostlar merhaba. Hepinizden içten duygularımla selamlıyorum. Yeni bir programda daha sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Erenler Katarı, gönüllere girenlerin sevgi, dostluk, barış ülküsüyle hareket edenlerin programı. Dedeler, babalar, ozanlar, aşıklar program konuklarımız. Ama aynı zamanda akademisyenler, araştırmacılar, yazarlar. Yani bu geleneği araştıranlar, kayıt altına alanlar, bilimsel bilgileri, verileri bizimle paylaşanlar, tümünün emeklerine saygılar olsun, sevgiler olsun, muhabbetler olsun. Evet dostlar, Alevi Bektaşi yolu, öğretisi, inancı, kültürü dört kıtada yayılmış, milyonlarca insanın gönlüyle hissettiği, aynı zamanda ibadetlerinde, kültür yapılarında var ettikleri, yaşattıkları büyük devasa bir evren. Bu evren kıtalar üstü bir evren. İnançlar üstü bir evren, birçok inancın, kültürün, kadim uygarlıkların harman olduğu Anadolu'da mayalanmış ama dört bir tarafa dağılmış. Özellikle Balkanlar, tabii ki Afrika, Kuzey Afrika, Ön Asya dediğimiz Orta Doğu, Kafkaslar, Horasan diyarından tabii ki Viyana kapılarına kadar getirdiğimiz büyük bir kültür, uygarlık birikimi. Can dostlar, bugün de bu büyük öğretinin, inanç kültür yapısının boyutları üzerinde sohbetimiz, söyleşimiz olacak. Tarihi derinliklere, temel şahsiyetlerden birisine bir yolculuk yapacağız ama bu öğretinin ve yolun temelde hedeflemiş olduğu bir üst sınıra doğru da gideceğiz. Kamil insan, insanı kamil olma olgusu. Evet, bugün çok değerli bir konuğum var. Bilgi dolu, aynı zamanda sevgi dolu, önemli bir sima. Genç yaşta önemli başarılara imza atmış. Gerçekten de bizim sevgiyle, saygıyla ve gururla baktığımız güzel bir genç akademisyen arkadaşımız, dostumuz. Sağ olsun, var olsun. Derslerinden, önemli çalışmalardan zaman ayırıp bize katıldığı programımıza büyük bir renk, aşk ve muhabbet katacak. Evet, Zeynep Oktay Uslu. Kendisi gerçekten edebiyat alanında çalışmalar yapıyor ama ben her zaman söylüyorum, disiplinler arasında güzel bağlantılı kuranlar daha kalıcı çalışmalar yaparlar. Bir yetenektir, her zaman vurguluyoruz. Bizim toplumu kurtaracak olgu bilime, bilimsel çalışmalara önem vermektir diyoruz. Tarih bilmeden de olmuyor. Edebiyat olmazsa olmazımız. Bütün millet için söylüyorum bunu. Ama aynı zamanda yabancı diller bir araştırmacının, bir akademisyenin en önemli güç kaynaklarından birisi. Birçok kaynaktan yararlanması, beslenmesi, kendi çalışmalarına taşlandırması ve daha ileri boyuta ulaştırması onlarla mümkün. Çok sevgili akademisyen hocamız, değerli konuğumuz da Sorbonne Üniversitesi'nde doktorasını yapmış, aynı zamanda Osmanlıca, Farsça, Arapça bilen, İngilizce, Fransızca'ya hakim ve bu konuda da çeviri kitapları olan bir değerimiz. Özellikle Kaygısız Abdal üzerine, Alevilerin, Bektaşilerin büyük ozanı Kaygısız Abdal üzerine de önemli çalışmaları var. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum bu davetiniz için. Evet, nasılsınız hocam? İyiyim, teşekkür ederim. Evet, hocamız şu anda Boğaz'da o güzel sulara nazır Boğaziçi Üniversitesi'nde Edebiyat Bölümünde, Türk Dili Edebiyatı Bölümünde Halk Bilimi dersleri veriyor, öyle mi hocam? Evet. Ama aynı zamanda Arapça dersleri var, diğer dersler var. Sadece tek dersle yetinmiyorsunuz. Osmanlıca veriyorum, Halk Edebiyatı dersleri veriyorum. Bir de tasavvuf dersleri veriyorum. Harika. İşte tam aradığımız dersler. Evet, Şahbulu Sultan Dergahı'nın akademi derslerinde güzel sunumlarınız oldu. Kitap fuarında ve diğer etkinliklerde de sizi gördük. Çok güzel.
Değerli hocam, bugün sizinle dakikalarımızın çok güzel geçeceğini, izleyenlerimize de güzel mesajlar vereceğimize, bilgiler vereceğimize inanıyorum. Sevgili izleyenler, Aleviliğin, Bektaşiliğin önemli olguları var. Daha önceki programlarda da belirtmiştik. Alevilik, Bektaşilik sadece sözlü kültürle gelen, onunla beslenen bir öğreti ve yapı değil. Aynı zamanda yazılı kaynakları da olan bir öğretidir. Biraz bunlara değinelim. Konumuz gereği sizi aydınlatmaya çalışalım. İlk önce oradan başlayalım. Çok sevgili hocam, konuları açarız. Peki yazılı kaynak diyoruz, yazılı belge, bilgi diyoruz. Uygarlık tarihi açısından da bu çok önemli. Yazılı kaynaklar olmadan bilgiler kalıcı bir şekilde derli toplu aktarılamıyor. İnsanoğlu yazıyı bulduğundan bu yana devrim yaşamış ve kültür de böyle var olmuş, bilgiler de böyle aktarılmış. Genelde böyle. Özelde Türkiye'ye bakalım. Çerçevemizi Türkiye üzerinden, Osmanlı üzerinden, bu topraklar üzerinden sürdürelim. Aslında önemli bir İslam açısından da, Türk tarihi açısından da hiç de yabana atılmayacak tarihi kaynaklarımız var. Yazılı bir kültürümüz var diyelim, öyle mi? Bizim geçmişten bugüne. Evet, şimdi ben bunu başka yerlerde de söylüyorum. Tepki çekiyor. Yazılı kaynak, Aleviliğin yazılı kaynaklarının olması sözlü kaynaklarını değersiz kılmıyor. Bunu baştan söyleyerek açayım. Çünkü böyle bir tepki oluşuyor. Aslında Aleviliğin yazılı kaynağı yoktur düşüncesini biz ta Fuat Köprülü'ye, Cumhuriyet tarihinin başına götürüyoruz. Yani bu bir bakış açısı. Bilimsel açıdan yanlışlanmış bir şey. Fakat bir şekilde akademisyenlerin ürettiği bir fikir. Oradan aslında halka sirayet etmiş bir düşünce. Ve tabii bunu söylerken ilk başta Alevilik yazılı kaynakları yoktur diyen akademisyenler, Alevilik hani yazılı kaynağı yok, demek ki bir halk İslam'ı algısı var. Hani halkın İslam'a daha alt tabaka bir İslam gibi bir düşünceleri var. Ve o yüzden yazılı kaynağı da yok zaten diyorlar. Bu da tabii buna tepki olarak aslında yazılı daha son dönemdeki akademisyenler Aleviliğin yazılı kaynakları olduğunu, bu kaynakların birçok anlamda çalışılmamış, akademisyenler tarafından incelenmemiş olduğunu, dev bir aslında önümüzde dokunulmamış, neredeyse dokunulmamış bir hazine olduğunu söylediler. Ben de böyle düşünüyorum. Ama bu demek sözlü kaynakları değerli değildir Aleviliğin. Ve Alevilik yine de bu yazılı kaynakların varlığına ve bolluğuna rağmen büyük oranda sözlü olarak kendini sürdüren bir gelenek değildir demek değil. Alevinin yazılı kaynaklarından bahsederken ben yazılı kaynaklar üzerine çalışıyorum. 14. 15. yüzyıl ağırlıklı olarak çalışma dönemim. Yani Yunus Emre'den başlayarak araştırmalarımı Kaygısız Abdal'a, Kaygısız Abdal'dan aslında şeye kadar götürüyorum, Viraniye 17. yüzyıla kadar götürüyorum. Şöyle bir şey var, tabii yazılı kaynaklar üzerine çalışmak zor bir şey. Çünkü neden? İlk aklımıza gelen şey, bu Osmanlıca bu kaynaklar. Dolayısıyla Osmanlıca bilmeniz lazım. Fakat Osmanlıca bilmeniz yetmiyor. Çünkü bu kaynaklar matbu değil, el yazısı. Ve Arap harfli el yazısı zor bir şeydir okuması. Onun özel eğitimini almanız lazım. Sonra bir başka sebep, bir başka zorluk. Aslında zorluklardan devam etmeden önce şöyle söyleyeyim. Neler bunlar? Onları söyleyeyim. Bir kere herkesin bileceği buyruklar var değil mi? Son dönemde de akademisyenlerin üzerinde çalıştığı. Alevilik buyruklar çok önemli kaynaklar. Bunun dışında benim daha ziyade üzerinde çalıştığım edebi eserler var. Edebi eserler dediğimizde bunun içine şiir giriyor. Ama mesneviler, yani kısa şiirler de giriyor, uzun şiirler de, 400 sayfalık şiirler de giriyor bunun içine. Mensur eserler de giriyor. Risaleler de giriyor. Yani yolu öğreten metinler de giriyor ama aynı zamanda yolu öğretirken edebi bir şekilde öğreten, alegorik bir şekilde öğreten, mesnevi, mesela Mevlana'nın mesnevisinin öğrettiği gibi öğreten metinler de giriyor. Ne olmuş tarihsel olarak aslında Alevilikle ilgili çalışmalara da bu alanın geri kalmasının, tabii Alevilikle ilgili akademik çalışmaların geri kalmasının sebeplerini de konuşabiliriz. Aslında şöyle bir şey olmuş, edebiyat bilgisi gerektiriyor. Çünkü
öyle ince fikirler var ki o ince fikirleri anlayabilmeniz için biraz gerçekten tasavvuf bilgisi lazım, edebiyat anlamanız lazım. Sadece ben tarihi belgelerin işte şu yüzyılda şu vardı, bu yüzyılda bu vardı dediğimiz klasik tarihçilik bu belgelerden bu belgeleri incelemeyi, bu edebi eserleri incelemeyi bilmiyor. Edebiyatçılar da bir şekilde halk edebiyatı bizde Türk edebiyatının en böyle şey tarafıdır. Kimse yani küçümsenen bir alan. Bana mesela daha önce çalıştığım bir üniversitede bir hoca bana demişti ki sen demişti akıllı kızsın. Niye halk edebiyatı çalışıyorsun? Hani başka bir Türk mesela modern edebiyat çalışabilirsin. Klasik Türk edebiyatı işte divan şiiri falan çalışabilirsin. Hani onları çalışamayanlar halk edebiyatı çalışıyor gibi bir algı vardı. Var. Hala da var bu. Ben de bu algıyı kırmak konusunda çok Sorbonne'da halk edebiyatı tezi yazarak bu algıyı kırmak konusunda bayağı bir uğraş verdim aslında. Harikasınız. Çok değerli hocam. Şimdi buyruklar var, menakıbnameler var. Her zaman programdaki izleyenlerimiz de bu konulara, kavramlara vakıf oluyorlar. Çünkü yayıncılığında böyle güzel yönleri var. Yani bir yazılı kültürümüz, ben şunu diyorum. Aslında Aleviliğin, Bektaşiliğin çok belirgin bir tarihi kütüphanesi var. Yani kitaplardan oluşan Osmanlıca, Arapça, Farsça, daha çok da Osmanlıca diyelim. Hani bilmiyorum belki de yanlış söylüyorum. Arapça, Farsça da Aleviliği doğrudan ilgilendiren kitaplar var. Çünkü hani Hacı Bektaş'ın makalatı Arapça deniyor. Öyle. Fakat bu görünen kütüphanenin dışında sizin de vurgu yaptığınız gibi mesela diyelim ki erkannameler, erkan bazı dedelerin, babaların kendi cemlerinde, kendi yollarında, yörelerindeki uyguladıkları cemleri ya da inanç bütünlüğünü yazdıkları erkannameler. İşte tarihsel olarak Balım Sultan erkannamesi çok bilinir ama birden çok erkanname var. Bunun ötesinde cönkler değil mi hocam? Peki mesela dedelerin secereleri hepsi önemli bir tarihi vesika değil mi Alevilik'le ilgili? Mutlaka. Mutlaka. Ben özellikle mesela cönkler meselesiyle çok ilgileniyorum. Çalışması akademik olarak çok zor bir konu. O yüzden kimsenin eli gitmiyor. Benim daha benim gile gidecek diye umut ediyorum. Bir proje lazım tabii, böyle bir ekip lazım bu tür. Çünkü binlerce kitap var ve bir kişinin yapacağı iş değil. Mesela şeyler, mecmua ve cönklerde sayısız değiş var. Ve biz mi aslında şunu yapabiliriz yani o mecmualar ki birçoğuna internetten bile görüntülerine ulaşabiliyorsunuz. Aslında Türkiye o açıdan iyi bir durumda el yazmalarına ulaşım bakımından. Öyle bir şey yapabiliriz ki biz hangi yüzyılda hangi deyişler yaygındı, söyleniyordu bunu belgeleyebiliriz mesela. Ve yani bu bizim için önemli bir şey. Mesela Aleviliğin aslında bu bağlamda Aleviliğin öğretisinin tarihi yazılmadı. Şimdi benim aslında en geniş projem, bunu tabii 14. yüzyıldan ancak başlayarak, hani bir yerden başlayarak gidiyorsunuz. Bazıları sadece 19. yüzyıl çalışıyor vesaire, 20. yüzyıl çalışıyor. Ama aslında Alevi düşüncesinin, Alevi inancının bir tarihini yazmamız lazım. Ve bunu yani akademisyenlerin yapması tabii, birçok ortada kitap var ama akademisyenler doğrudan yazılı kaynaklar ve sözlü kaynaklara kullanarak yazacakları için böyle bir şeye ihtiyacımız var bizim. Ve bunun aslında yani bir şeyin tarihini yazmak aslında bir yandan da siyasi bir eylemdir. Yani tarihi bir toplumun tarihini yazılabilmesi çok önemli bir siyasi eylemdir. Sadece yazmak. Üniversitelerde Alevilikle ilgili çalışmalar son dönemde aslında ciddi bir artış gösterdi. Yani 90'lardan beri de artık yapılabiliyor ve bu artık bizim için mümkün, çok dev bir proje ama mümkün bir proje olarak karşımıza çıkıyor. Ve de bunu öyle bir şekilde yazmamız lazım ki sadece akademisyenlerin anlayacağı bir dilde değil, çünkü öyle de çalışmalar var. Gerçekten herkese hitap edecek bir şekilde yazmamız gerekiyor. Evet, çok güzel. Evet, tekrar ediyorum sevgili izleyenlerim, sevgili dostlarım. Alevi Bektaşi yolu, öğretisi, inancı, kültürü ne derseniz deyin. Hiç fark etmez. Yüzyıllardan beri kendi kimliğini var ederken yazılı kaynaklarıyla da var olmuştur. Ve bunlar vardır. Yani bunları görmemiz lazım, bilmemiz lazım.
artık işte edebiyat çok büyük bir alan, çok sevdiğimiz, yararlandığımız büyük bir alan. Ağlama edebiyatı diyorlar. Tabii ki o da bir kelime olarak yerleşmiş. Bu ağlama serenatlarını bir tarafa bırakalım, çalışalım. Yani çalışanları da destekleyelim. Peki sevgili hocam, diğer bir konu, gerçekten sözlü kültür. Sözden gelen gelenek yaşıyor. Kulaktan kulağa, babadan oğula, toruna, böyle kuşaktan kuşağa, zincirin halkaları gibi akmış. Gerçekten belki yazılı kaynaklarda sınırlıydı, baskı vardı, göçebe bir toplumdu. Dolayısıyla kendi içindeki atalarının kendisine vermiş olduğu kültürel, inançsal değerleri sözlü olarak aktardı. Dedem Korkut'tan bugüne kadar böyle geldi, ozanların diliyle. Sizin alanınız, asıl siz bu işin uzmanısınız. Alevi Bektaşi ozanlar bu öğretiyi canlı tutan, yaşatan, aktaran temel ana faktörlerden birisi. Belki de birincisi. Dedeler, babalar, dervişler, diğer bu yolun öncüleri de var. İşte bu da sözlü kültür oluyor. Yani birkaç ayağı oluyor. Bir, kişilerin yaşayarak, yaşamdan edindikleri tecrübeleri aktararak insandan insana. Bir ozan olmayabilir ama bir Alevi de o kültürün taşıyıcısıysa çocuğunu ona aktarıyor işte, geleneğe yaşatıyor. Ama ozanların deyişlerinin içerisinde bu yolun, öğretinin temelleri var. Onların deyişleriyle, duazlarıyla beraber aktarılıyor. O bilinç tekrar devam ediyor, yeniden üretiliyor, geliştiriliyor. Farklı coğrafyalarda var ediliyor, yaşatılıyor yani. Bunlar da güzel. Bunlar sözlü kültür diyelim. Konuyu çok dağıtmayalım, uzatmayalım. Ama tamamen yazılı kültürden uzak mı? Mesela ben diyorum ki cönkler, işte ozanların ya da yazılı deyişlerin, şiirlerin saklı olduğu defter, öyle midir hocam? Evet. Bu ama, çok güzel bir soru. Evet. Çünkü aslında bu biraz teorik bir soru. Yani çok derinlikli, aslında anlamamız gereken bir meseleye parmak basıyor. Biz şimdi bu tartışmalar 20. yüzyılın başından bu yana gelen Alevilik yazılı diyenlere tepkiler, sözlü diyenlere tepkiler. Bunlar aslında bu meselenin kökenine inememekten kaynaklanıyor. Aslında yazıyla söz birbirini tamamlayan şeyler geleneksel toplumda. Ve de bizim geleneksel toplumun yazılı kaynağı olsa bile yazıyla kurduğu ilişki bizim bugün kurduğumuz ilişkiden çok farklı. Yani bir kere zaten el yazması çok lüks bir şey. Yani kağıt lüks bir şey, cilt lüks bir şey, mürekkep lüks bir şey, yazacak eğitim en lüksü. Dolayısıyla aslında ne oluyor? Mesela bir, diyelim ki bir menakıbname. Bir dergahta bir menakıbname var. Biz bugün hayal etsek, bugünkü dünyadan düşünürüz ki o menakıbnameyi ben öteki şahsa veririm, o okurum, o ona verir, o ona verir diye düşünürüz. Beşinci kişiye gelince parçalanır ama o, değil mi? Dolayısıyla ne oluyor? Aslında mecliste, yani ya da işte sohbetlerde bir arada bir kişi okuyor, diğerleri dinliyor. Onu biri okudumuşken sonra kendi cümleleriyle tekrar anlatıyor. Dolayısıyla aslında dinlemekle okumak, daha ziyade yazılı kaynaklar bile aslında kulakla dinleniyorlar. Bu yüzden de yazı var ama çoğunun zaten yazıyla doğrudan bir ilişkisi yok. Yazılı kaynakla ilişkisi de yine söz üzerinden. Tabii şey çok önemli bir şey. Sözü mesela, sözün değerinden aslında Alevi kaynakları çok bahsediyor. Yani edebi kaynaklar. Çünkü yani ben mesela son dönemde şuna çok kafa yoruyorum. Neden şiir? Şimdi şöyle bir tartışma da var akademisyenler arasında. Bu yine akademisyenin dışında yine Aleviliği kötülemek için yapılan şeylerden biri. Aleviliğin teolojisi yok. Bu da benim çok sinirimi bozuyor. Çünkü ben bunun üzerine çalıştığım için o zaman ben ne üzerine çalışıyorum hani 10 yıldır diye düşünüyorum. Yani teoloji derken biz klasik İslam teolojisi, Hristiyan teolojisi gibi bir şey kastetmek zorunda değiliz. İnanç unsurlarının bir bütünlük oluşturması fikri bir teolojinin varlığını gösterir. Bu Alevili inançları zaten bir torba, bir içine onu atmışlar, bunu atmışlar, karıştırmışlar düşüncesi, senkretizm ifadesi de bunu söylüyor. Bunu da işte Fuat Köprülü, onun dönemindeki aslında bir tarafıyla Aleviliği küçümseyen tavrın uzantıları bunlar. Bizim farklı inanç unsurları arasındaki ortaklıkları düşünmemiz
bize doğrudan söylenmeyen ortaklıkları da düşünmemiz gerekiyor. Çünkü bir şeyi şiirle anlatmak, onu doğrudan söylememek demek. Neyi şiirle anlatırsınız? Sır olan şeyi şiirle anlatırsınız. Şimdi bu sır kavramını anlamadan neden şiir var? Neden Aleviliğin öğretisi şiirle anlatılmış sorusunu cevaplayamazsınız. O soruyu cevaplamadan da sır kavramının ne demek olduğunu cevaplayamazsınız. Şimdi sır olması için bir şeyin aslında. Aslında şöyle bir şey var. Sır niye sır? Sır anlamayanın, değil mi? Bilgiyi, marifeti anlamayandan saklamak için vardır. Çünkü anlamayan ona zarar vermek ister. Yanlış anlar ve zarar vermek ister. Fakat burada tabii aslında dolayısıyla sır denen şey, şiirin sırla ilişkisi, şeklen anlaşılamayacak, ruhen anlaşılabilecek. Dolayısıyla söylerken birilerinin kulağının ancak duyabileceği, bazılarına duyamayacağı bir dil üretmek demek. Eğer sizin gönlünüz oradaysa, siz o sözü duyarsınız. Eğer sizin gönlünüz orada değilse, siz o sözü duyamazsınız. Dolayısıyla şiirle söylemek, bu anlamda bazılarının duyabileceği, bazılarının duyamayacağı bir şey söylemek demek. Şimdi bu çok önemli bir şey. Aslında ve ben bunun üzerine de son dönemde bunun üzerine biraz çalışmak istiyorum. Yani şiir ve şiiri tabii şeyler küçüm sonuçta büyük oranda aslında İslam geleneğinden gelen bir şey. Daha doğrusu tasavvufta bu yok. Ama özellikle tasavvufta aslında hiç yok. Tasavvufta şiir yüceltilen bir şeydir. Bir şekilde ama tasavvufun küçümsenmesi ve modern dünyada İslam düşüncesinde bu selefiliğin falan yükselişiyle beraber batının etkisiyle şiir küçümsenir bir şey olmuş. Edebiyat küçümsenir bir şey olmuş. Kurmaca, hayal küçümsenir bir şey olmuş. Ama aslında geleneksel Alevilik düşüncesinde de tasavvufta da aslında Allah'la veya Ali ile kurduğunuz ilişki hayaliniz aracılığıyla gerçekleşiyor. O hayal kurabilmenizi sağlayan, onu zihninizde, ruhunuzda, gönlünüzde canlandırmanızı sağlayan şey de şiir. Harikasınız. Ne diyelim? Yani biz alkışlayabiliriz sadece ve gönülden kabul ederiz. Çok güzel özetlediniz. Bir gerçeği dile getirdiniz bir akademisyen olarak. Hem bu konuları araştırıyorsunuz ama yüreğinizle de hissetmişsiniz. Zaten yürek olmayınca edebiyatçı olunmuyor. Böyle. Çok değerli hocam. Şimdi ozanlar büyülü bir dünyanın kapısını bize açıyor ama siz ne güzel söylediniz. Sır olanları da o deyişleri aracılığıyla kimisi örtülü olarak bize iletmiş oluyorlar. Sadece ozanlar değil, o sözlü kültürü taşıyan başka insanlar da var, başka aktörler de var. Bu konuda çok zenginiz. Zaten buna söyleyecek söz yok. Yüzlerce ozan, Alevilerin de ulu olarak bildikleri, sadece belki 7 ile sınırlandırılmayacak büyük ozanlar var. Ama herkesin bildiği ozanlar da var. İşte onlara daha çok kulak kesilmiş insanlar. Evet, sevgili dostlar, sanırım kaygısız abdalımızı duymayan kimse kalmadı. Abdal Musa dergahında yetişmiş ve kaygısız olmuş, kolay olmamış. Onun öyküsü başlı başına bir program konusu. Ama ben bilmiyorum hocam, konunun uzmanı, Balkanlara kadar giden, gerçekten gezgin bir ozan, gezgin bir derviş. Bu yolun yolcusu, öncüsü. Fakat hikaye odur ki en sonunda Abdal Musa dergahından da, Abdal Musa'nın görevlendirmesiyle beraber bir gönlüne yazılan bir mektup vardır. Kaygısız Abdal'ı Mısır'a gönderirken der ki Kaygısız Abdal, ya pirim bir belge verin ki bizim orada kim olduğumuz bilinsin, sizin tarafınızdan görevlendirildiğiniz bilinsin der. Orada bir belgeye yazılır ve dervişler yazar bunu. Kaygısız Abdal da onu alır, parçalar, yırtar, bana bir ayran kabı getirin der, ayrana koyar, içer. Der ki, ulu pirimizin vasiyeti bizim gönlümüze yazılmıştır der. Dolayısıyla kağıt kifayet eylemez. Ondan sonra kaygısızın dili açılır, yazmaya başlar. Böyle bir menakıp var işte, size bir anlatı ama
Sevgili dostlar, Kaygısız Abdal eserleriyle birlikte Alevi Bektaşi dünyasının ve belki de tüm Türk dünyasının en büyük ozanlarından birisidir. Fakat belki biz onun şiirlerini çok fazla bilmiyoruz. Neden bilmiyoruz? Hangi eserleri vardır? Kaygısız'ın özelliği nedir? Sevgili hocamıza soralım. İşin uzmanı o. Çünkü zor olan bu alanda da Kaygısız Abdal'ın bir eserini çevirdi. Evet hocam, söz sizde. Kaygısız Abdal. Evet, Kaygısız Abdal gerçekten çok ilginç bir figür. Çünkü bir kere aslında Alaiye Bey'inin oğlu, Alanya Bey'inin oğlu. Ve eğitimli biri. Fakat yani ve lüks içerisinde, hani o dönemin gerçekleriyle Beyoğlu yaşayan biri. Bunların hepsini terk ediyor ve Abdal Musa kapısına ulaşıyor. Ve sonra orada piştikten sonra dediğiniz gibi ta Balkanlara kadar gidiyor. Bütün Anadolu'yu geziyor. Ve Irak üzerinden, Irak, Suriye üzerinden Mısır'a gidiyor ve orada tek dergahını kuruyor ve orada vefat ediyor. Çok ilginç olan tarafı, diğer hiçbir Bektaşi, Ozan'ın da kıyaslanmayacak kadar çok eser bırakmış olması. Biz ezberden iki tane şey var. 17 tane eseri var. Yani daha şöyle şey var. Söyleyeyim isimlerini. Dilgüşa ve Sarayname adlı birer tane manzum mensur karışık eseri var. Gülistan isimli bir arasında böyle gazeller, tekil tekil aşk şiirleri olan, tabii Allah aşkı olan bir mesnevisi var. Sonra divanı var. O divanının da 140 şiirlik bir versiyonun başka biri neşretmişti. Ben doktora tez çalışmamda 500 tane yeni şiiri olan en eski ikinci yazmasını keşfettim. İnşallah onu da hazırlayacağım. Bunun dışında Kitab-ı Maglata, benim doktora tezimde de ayrıntılı olarak üzerine çalıştım. Vücutname ve Budalaname veya Delili Budala adlı eseri var. Bunun dışında da küçük mesnevileri var. Yani gerçekten çok aslında yazmış. Ve ilginç bir şey, tabii Hacı Bektaş Veli ile çok aslında Abdal Musa Kadıncık Ana üzerinden de oradan Hacı Bektaş Veli'ye bağlayabiliyoruz. Ve bir şey, benim de işte neşrettiğim Harvard Yakın Doğu çalışmalarından çıkan yüksek lisans tezimde o yazmada ortaya çıktığı üzere kendine Bektaşi diyen İlk derviş, Bektaşi kelimesini. Ondan önce Hacı Bektaş'a intisap etmiş olan şey var. Said Emre var mesela. O da bayağı bahsediyor aslında. Çok az şiir gelmiş onun günümüze ama Bektaşi ifadesini kullanmıyor o. Aslında daha ilginci, benim bu demin keşfettim dediğim 500 tane şiirin olduğu yazmada 12 imama referans veriyor. Ehl-i Beyt'e referans veriyor. Teberra var. Ve bunlar aslında Alevi Bektaşi Edebiyatı içinde ilk. Şimdi biz bugün Nesimi'yi bağlıyoruz Alevi Bektaşi Edebiyatı'na ama aslında o hurufi bir figür ve daha sonra yani doğrudan ilişkileri bakımından, mürşit ilişkileri bakımından doğrudan aslında Bektaşilerle o dönemi daha sonra Alevilerle ilişkili olacak gruplarla doğrudan bir bağlantısı yok. Dolayısıyla tabii yine de çok büyük bir etkisi var. Onu yadsıyamayalım ama onun dışında, Nesimi dışında doğrudan Hacı Bektaş'a bağlı olan bir dervişin eserini ilk defa karşımıza çıkıyor. Bunun dışında Ali ile ilgili de Kitab-ı Maglata'sı baştan sona Ali ile ilgili. Ve onu yani Ali inancını edebi bir eser üzerinden, çok da zor anlaşılır bir eser, aslında işleyen ilk eser Türkçe'de ve bu coğrafyada, bu kaynaklarda. Şimdi dolayısıyla aslında kurucu bir figür olduğunu görüyoruz bu anlamda. Ben doktora tezimde mesela Sadık Abdal'la, Seyid Ali Sultan'ın müridi Sadık Abdal'la karşılaştığımda daha farklı yani bir şey gördüm. Nedir yani hocam? Benim de gerçekten okuduğum Dursun Gümüşoğlu çevirisi var. Bektaşi babalarından yazar. Sadık Abdal çok önemli bir isim. Çünkü Seyyid Ali Sultan dergahında tümüyle o dergahta yaşamış, yetişmiş bir eser meydana getirmiş. Çağları uyuyor mu? Biraz daha geç belki Kaygısız Abdal'dan.
Biraz daha geç ama. Ama çok fazla değil. Nedir karşılaştırırsak? Orası Balkanlar'da, Seyit Ali Sultan Dergahı'nda yetişen bir Sadık Abdal. Abdal Musa Dergahı'ndan Mısır'a giden bir ozanımız. Evet, bu çok ilginç bir konu aslında. Baktı, bu benim hani daha yeni formüle ettiğim şeyler, inşallah yayınlayacağım doktora tezimi. O zaman o daha okunabilir aşamaya gelmedi. Fakat şunu gördüm ben. Özellikle Seyit mesela Abdal Musa'yı veya aslında Hacı Bektaş Veli'yi bile Kaygısız Abdal çok fazla övmüyor. Erenleri övme çok yok onda. Aslında Kaygısız Abdal çok daha eşitlikçi bir derviş. Öyle bir ilginç bir tarafı var. Ona göre kamil insanların hepsi eşit. Arada alt üst yok. Zaten ben Ali'yim diyor. Hani hepsi Ali oluyor. O yüzden ve mesela vahdeti vücutta benzetebileceğimiz tasavvufi öğretiler şeyde çok daha ön planda. Kaygısız Abdal'da. Sadık Abdal'a baktığımızda bir aslında evliya kültü diyoruz biz buna şeyde akademik jargonda bir evliya kültü patlaması var. Yani bütün eseri Seyit Ali Sultan odaklı olmakla birlikte başka evliya da Sarı Saltuk vesaire övgüsü üzerine kurulu. Ve baktığımızda aslında şöyle bir şey gerçek bence. Balkanların Bektaşi öğretisinin bir şekilde oluşumunda daha öncü bir rolü olmuş. Daha sonraki, yani oluşumunda demeyelim, daha sonraki 16-17. Yüzyıldaki aldığı şekilde ve bugüne gelen şekilde. Bunu da tabii Balım Sultan'ın belki Bektaşi dergahının başına gelmesine, oradan gelen biri olarak gelmesine bağlamamız lazım. Bu biraz daha o yüzden de Kaygısız Abdal bu süreçte Balkan geleneğinin ön almasıyla da ilgili olarak biraz gölgede kalmış. O gölgede kalmanın da bir ürünü olarak en çok eseri olan isim olmasına rağmen çok daha az biliniyor. Fakat şunu da görüyoruz yine de buna rağmen mesela Delili Budalası, Budalanamesi 50-60 el yazması var yazma kütüphanelerde. Bu da çok yüksek bir rakam. Aslında şunu görüyoruz ki Azerbaycan'da, İran'da da var mesela onu okuyarak şey yapanlar. Yani Erkanname yerine onu okuyanlar. Aslında bir tür Erkanname gibi görebiliriz. Kaygısız Abdal'ın eseri Azerbaycan'da, İran'da okunuyor. Evet, aynen. Olağanüstü bir durum. Dolayısıyla aslında çok Bektaşi geleneği içerisinde önemli kalmış. Ama bir şekilde başka damarlar tarafından gölgelenmiş. Mesela benim yine kendi çalışmalarımda belgelediğim bir şey. Dört kapı öğretisi Abdal Musa geleneğinden gelen grupta şey şeklinde sıralanıyor. Şeriat, tarikat, hakikat, marifet diye sıralanıyor. Balkan geleneğinden gelen kesimde marifet, hakikat diye sıralanıyor. Ve bir şekilde o öbür değilmiş bugün marifet, hakikat diyebiliyoruz. Aslında bir şekilde o damar güçsüz kalıyor ve belki onlar da daha sonra hakikati ön plan alırlar. Tabii bu makalat, Hacı Bektaş Veli'nin makalatında da böyle olduğu için ona da ilgisi var. Evet, nasıl oluyor böyle işte sevgili izleyenler, böyle dinlemekten zevk alıyoruz, yararlanıyoruz. Tabii en önemli özellik sürenin sınırlılığı içerisinde farklı şeyleri de verebilmek. Böyle bir sorunumuz var. Yoksa devam etmek isteriz. Hele Kaygısız Abdal, Otman Baba, Pir Balım Sultan evveliyatındaki Bektaşilik ilişkileri belki bir şeyler yorumlayabilirdik ama bir konumuz daha vardı. Onu da bahsetmiştik en başta. Onu da söyleyelim. O da eksik kalmasın. İnsana kâmil. İşte deminden beri getirdiğimiz bütün konularda özellikle de Kaygısız Abdal'da siz geçiş yapmıştınız. İnsana kâmil, kâmil insan olgusu, öğretisi, Aleviliğin, Bektaşiliğin olmazsa olmazı, bütün ozanların, erenlerin, velilerin, yani neredeyse insanlığın sınırı yoktur, insan olmanın da sınırı yoktur diye kabaca söyleyeceğimiz şekliyle bir felsefenin temsilcileri olmaları. Peki gerçekten Alevi Bektaşi evreninde diyelim, dünyasında kamil insan, insanı kamil olmak demek ne demektir? Şimdi bunu
Ben tabii Ozan olmadığım için şiirle söyleyemiyorum. İşte bakın, daha önce dediğim şey tam buradan. Şimdi ben bunu böyle anlatınca, diyelim ki ben sırrı açık ettim. Ki bende o yok ama sizin gönlünüze mesela ulaşması lazım. Değil mi? Yani benim insan-ı kâmilin ne olduğu, kim olduğunu anlatmamın sizin aklınıza ulaştığında böyle dedi. Yani bu da böyleymiş demenize değil, gönlünüze ulaştığında anlamı var. İşte şiirle yapabilseydim ben bunu, şiirin işte o gönle ulaşma becerisi çok daha yüksek. Tam da böyle bir tarafı var. Şiir, ben yine daha önce söylediğime bağlarsam, dönüştürüyor aslında. Yani erenlerin söylediği söz olarak şiir değiş olabilir, bu başka eserlerde olabilir. Ama tabii aslında o gönlü oradaki herhangi birinin söylediği söz. İşte sizin dediğiniz gibi annenin çocuğunu Alevili öğrettiğinde de sözle öğretiyor. Ne yapar söz? Aslında sizi dönüştürür. Bunu mesela Mevlana'nın Mesnevisi'nin ilk 18 beyti bu açıdan böyle çok etkileyici bence. Sözle ilgili olarak. Mevlana insanı kamili neye benzetiyor? Ve ney? İçi boş, kendi nefsinden arınmış. Daha doğrusu şöyle, neden arınmış? Çünkü yanmış, yakılmış dert, orada ağlama diyorlar ama tabii dert kavramıyla çok ilgili. Yana yakıla, kendi içi böyle yanmış ve boşalmış. Ve tabii bunun sebebine, o dertin sebebine, kamışlıktan kesildiği için, kendi doğasından koptuğu, bu dünyaya atıldığı için özlemle, hak özlemiyle yanıp tutuşarak kendi beninden geçmiş. Ve o aşamada artık onun içinden çıkan ses kendi sesi değil. Kendi sesi yok. Hakkın sesi. Ve hatta bunu Mevlana Hakkın dudağının dudağı gibi hayal ediyor. Hakkın dudağı geliyor neye? Değiyor. Ve üflüyor. Hakkın sesi o neyden çıkıyor ve neyde tam dert anlatan bir sestir, değil mi? Ve o sesle ne oluyor peki? O, bu arada o içinden geçen nefesi de Hakk'ın rahmeti olarak şey yapıyor. Yani aslında o rahmet ne? Size varlık vermek. Sizi var etmek, aslında size en büyük rahmeti o. Ve o ses ne oluyor? Dinleyenin de gönlüne dert düşürüyor. İşte aslında kamil insanı, tasavvuf geleneğinden bir örnek verdim ama Alevilik geleneğinde de böyle. Kamil insan bir nişan olan kişidir. Yani görünmezdir. Anlayamazsınız onu. Çünkü o sırdır. Yani sizde de onu görecek göz olması lazım. İşte ona da gönül gözü diyoruz. Peki kim olduğunu anlayamıyorsunuz. Tek bir işareti vardır. O da sözüdür kamil insanın. Sözünden anlarsınız. Fakat sözün kendisine bakarak da anlayamazsınız. O sözü duyan da ne olmuş? Ona bakacaksınız. Yani neyin sesinden de anlayamazsınız. Neyin sesini işiten kişinin ruhuna ne dert düşmüş? Onu görürseniz o zaman dersiniz ki bu ney? Başka bir ney. Şimdi burada aslında Alevilik geleneğinde de bu çok böyle, değil mi? Bir de bizim yine modern dünyada şöyle bir şey olmuş. Batıdan gelen de bir tarafı var bunun tabii. Duygular kötü bir şey. Rasyonalite iyi, akıl iyi. Gönül, ruh kötü. Ama bu ne kadar yanlış bir şey. Dünyayı nereye getirdiği belli zaten, değil mi? Ama bir yandan şöyle bir şey de var. Yani tam tersini görüyoruz, değil mi? Alevilikte de, Bektaşilikte de gönül önemli. Ve dolayısıyla bir şeyi siz ancak gönlünüzle bilebilirsiniz. Ve burada bir yere daha bağlayayım. Bir bütün olarak hep beraber o gönül olma halini yaşıyorsunuz Alevilik'te. Bu da Aleviliği özel kılan şeylerden biri. Yani Sünni inançta namaz kılarken baş başasınız Tanrınızla. Fakat Alevilik'te bir toplum olarak, topluluk olarak aynı duyguyu yaşıyorsunuz. Hep beraber o duyduğunuz değişin sesiyle dönüşüyorsunuz, başka bir şey oluyorsunuz, yanıp yakılıyorsunuz ve içiniz boşalıyor.
Bu da Alevi'liğin aslında dünya tarihi açısından o dönüşümün, kamil insan olmanın kolektif boyutunu yaşatabiliyor olması Alevi'liği çok özel kılıyor bence. İşte insan 4 kapı 40 makamdan geçiyor, belli evrelerden geçiyor. İşte muhipse dedesinden, babasından muhip, talip, mürşit ilişkisi. Hep eğitim, görgü, sorgu ama bunların hiçbirisi de tam değil, tam karşılamıyor. Taşkın bir şey yapısı var. Demin dediniz ya, görecek göz lazım, vardır kamil insan, insanı kamil er. Bazıları gerçek der, yani gerçek. Hakkın bir nuru, bir sürü kelimelerle ifade edilir. Böyle bir sevgi insanı gibi telaffuz edilir. Bir eren, hep kafalarda olan bir eren. Dolayısıyla bizim aradığımız bu, kamil insan, olmuş insan, olgun insan. Ama bu öğreti cemlerde, deyişlerde, nefeslerde hep onu öğütlüyor ama sürekli de bir sınav halinde olması lazım. Bu da işte özünü dara çekmek diye çok kabaca özetleniyor. Cem'de evet insan dara durur ama acaba kendi özünü dara çekip de kendisiyle baş başa kalıyor mu? Yani bugünkü tabirle vicdanı, vicdanının sesini dinliyor mu? Oradan gidiyor mu? Ne kadar insan insan, insanlaşma sürecinde ne kadar yol alabiliyor? Öyle mi? Evet, bu aslında çok önemli bir şey. Bir sınav var. Yani buraya atılmışız ya bu aleme. Yani bir sınav var. O sınavda işte gerçekten gönlümüzü dinleyebilecek miyiz? Kendi benimize bakabilecek miyiz? Tabii bunu yapmak için bir eren bulursanız kolaylaşıyor süreç. Ama günün sonunda o eren, erenler de bunu söylüyor, siz olmak zorundasınız. Yani varacağınız noktada o erene zaten onu aynalayarak öğret, ona da ondan bir şey öğrenirken de onu aynalamanız gerekiyor. Yani kendinizdeki bir tarafıyla da kendinizdeki insanı kamili keşfetmeniz lazım. Bu da çok büyük cesaret istiyor. Çünkü her şeyden ele tek çekmeniz gerekiyor. Bu demek değil ki malınız olmasın, bu dünyada arzularınız olmasın. Ama hiçbiri aslında o hakla ilişkinizden daha önemli olmasın. Bu mesaj veriliyor aslında. Mesela mücerretlik var, zamanımız doldu ama hani mücerretlik, evlenmeyen bekar, kaba taslak böyle tarif ediliyor ama gerçek bu değil. Dünya varlığından, yani bütün dünya bir güzellik içinde. Her şey yakut, inci, mercan. Nefsiniz ne istiyorsa her türlü sınırsız bir zenginlik içindesiniz. Hazine sandığı, yeme, içme, her şey mutluluk. Ama o dünyanın vermiş olduğu o mücevher sandığının ötesinde insanlığın mücevher sandığını, yani insanlığın değerlerinden oluşan ilkeleri bezenmeniz lazım, giyinmeniz lazım bir derviş hırkası olarak. Öyle tecrid olmanız lazım dünya güzelliklerinden. Tamamen kopmayacaksınız, yiyeceksiniz, içeceksiniz. Ama onun kuralları, ilkeleri, sınırları var. Kendinizi sınırlandıracaksınız. Dünya size her şeyi verebilir ama kendin insanın insan olduğunun farkına vararak kendini sınırlandırabildiğin aşamada kamillik mertebesi başlıyor. O yüzden bekarlık, evlilik diye bir şey yok. İnsanın kendisinde her şey başlayıp bitiyor. O yola gidiyor. Ve o yol, yani bu Alevi Bektaşi yoluysa, yolun sonu yokluk da varlığı bulmak. Yani en azla yetinip, her şeyin en azına inip, ya bu bana yeter, bu su bana yeter, bu yediğim bana yeter, bu üzerimdeki elbise yırtık, pis, kirli değil, işte bana yeter. Yani çok fazla lüksü ne yapacağım, giyinip kuşanacağım, yapmak çok zor ama bunlar bana yetiyor. Ben daha az da yetineyim, vereyim, verici olayım, insana vereyim ama. Şimdi öyle bir şey ki dediğiniz gibi Sünni İslam anlayışında Tanrı'ya karşı bir ibadet ediyorsunuz. Evet, zamanımız doldu diye uyarı geliyor kulağıma ama şu cümleyle bitirelim. Fakat burada çok ilginç bir şey var. Aleviliği Bektaşili, Alevilik Bektaşilik yapan, bence sevgili hocam ne dersiniz, sizin sözünüzle bitirelim.
insanlarla paylaşmak, vermek ve sevgiyle, duyguyla, erenlerin ona öğretmiş olduklarıyla dolarak hiçlik makamında yok olmak, insanlaşmak. Evet, bu mücevherlerden örnek verdiniz. Mesela Kaygısız Abdal'dan bahsettik. Gevhername diye bir eseri var. Asıl tek bir mücevher var. O da insan. Bütün bu alemde ki mücevher insan aslında. Biz dışarıda bir yerde arıyoruz ya mücevherleri. Ve o insan da aslında Muhammed Ali. Yani şeye göre. Derdimizin dermanı insan ve Muhammed Ali. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Doyumsuz güzel bir söyleşi oldu. Benim de çok güzel söyleşilerimden birisi oldu. Var olun hocam. Büyük bir zevkti. Çok yararlandık, bilgilendik. Çok teşekkür ederim. Akıcı oldu. Benim için de çok keyifli oldu. Çok sağ olun, var olun. Evet, can dostlar, böyledir. İşte gelir bir hocamız çok güzel bilgilerini güzel bir hitapla bize sunar. Biz de yararlanırız. Bu yolda böyle sürer gider. Yeni programlarda buluşmak dileğiyle hoşça kalın diyorum. Yayında emeği geçenlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Dostluk kervanı yürüsün. Cana can olanlar her zaman dostluktan, barıştan, kardeşlikten yana bir dünyada yaşasın. Hepimiz aynı şekilde bütün dünyaya sevgilerimizi sunalım, yardımlaşalım, insan olalım yeter. Eyvallah, aşk olsun.